Bir pazar günü yine herkese merhaba arkadaşlar. Amerika ile Çin arasındaki bu savaşta son durum ne olacak? Çin bir vurdu, iki vurdu, üçüncüye kim vuracak? Amerika mı yoksa yine Çinli? Bunu pazartesi günü göreceğiz. Hafta sonu maalesef durumlar stabil oluyor çok fazla hacim olmadığı için. Şöyle bir kötü yanı var. Pazartesi günü erken başlayan maalesef Çin. O yüzden tedbirli olmak lazım. Tabi gündemdeki haberlere ve analize geçmeden önce ne diyoruz? Kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz bir coin varsa üye olarak lütfen yazın. En kısa zamanda zaten cevaplayarak sorularınız da olabilir tabi. Sorularınızı da cevaplarız. Ondan sonra da coin isteğiniz varsa analize geçeriz. Neyse haberlere geçelim arkadaşlar. Yani haberleri o kadar taradım. Önemli gördüm. Gerçi birçok haber kendini tekrarlamış. Yani ada taraftarları için bir haber var. Ne diyor? Ada link. Ada ile link aslında o haberi kapatmışım. Kusuruma bakmayın. Ada ile link bir partnerlik imzalıyor. Bir anlaşması var. Onun dışında önemli görebildiğim işte Amerika'daki telekomünikasyon şirketi Dish Network ile bir anlaşmaya vardılar arkadaşlar Cardano yani ada. Burada nasıl bir proje çıkartacaklar bilemiyoruz ama haberin içerisini incelediğimde ilk başta bir ID güvenliği var. Kişisel veriler var. Buradan belki bir dent tarzı proje çıkar mı çıkmaz mı bilemeyiz. Dentçiler dikkatli olalım. Neyse gelelim total marketimize arkadaşlar. Total marketimiz de aynı Bitcoin gibi düşeni kıramamış. Bakın. Düşen trendini kıramamış. Burada da RSI'da da fiyat bazında market cap'imiz ne kadar? Gün itibariyle şu anda 1.8 2'nin üzerine atmak zorundayız arkadaşlar. Geldik Bitcoin. Bitcoin ne yapıyor arkadaşlar? Yani Bitcoin'i şöyle bir günlük de açayım ilk önce arkadaşlar. Pardon. Şuradan günlüğümüzü açalım ondan sonra saatliğe geliriz. Arkadaşlar yani şöyle göstereyim. Şu yazılar bir yani ne dedik? Savaş alanımız ne? 44.500 orayı aşamazsak kötü olur dedik. Eğer aşar isek 49 üzeri gelir dedik. Aşamadık. 40.000 altı sert sarkmalar görürsek arkadaşlar ne diyoruz? 38, 37, 35 bantlarına doğru bir geri çekilme olabilir. Olabilir mi olmaz mı bilemeyiz. Ama dün birazcık yani ümitliydim ama o dediğimde olmadı. Neden olmadı onu da göstereceğiz arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar şurada bakın kalemimizi de alalım. Doğru değil mi? Şöyle ekranımızı da büyütelim. Ne var burada? Bakın yükselen tepe alçalan dip. Yükselen tepe alçalan dip. Pardon. Yükselen tepe alçalan dip. Alçalan tepe alçalan dip. Alçalan tepe, alçalan dip. Yani biz bir yani özellikle 44.500'ün üzerine atmamızı istememin nedeni buydu. Bakalım buradan dönebilecek miyiz? Yani hiç olmazdı alçalan tepe değil, yükselen tepe yapabilecek miyiz? Yani dün birazcık umutluydum ama 4 saatliğe baktığımızda arkadaşlar şöyle göstereyim. 4 saatlikleri bunu teyit edeyim dedim. Şöyle bir olay vardı. Yani dün biraz daha umutluydum ama maalesef biliyorsunuz hafta sonu hacmin az oldu bir durum oluyor. Burada da her şeyi net göremiyoruz. Bakın ne yapmış? Yükselen tepe, alçalan tepe, alçalan tepe, alçalan dip. Belki dedik hani şurası, bakın şurası yükselen dip yapmıştık. Buradan da yükselen tepe gelir mi diye bekledim. Gelmedi maalesef. Gelmedi. Peki hocam durum ne? Şunları bir silelim arkadaşlar ilk önce. Ya kusura bakmayın. Arkamdan sesler geliyor. Yan dairede remont var. Aslında çekmek de istemedim. Çok fazla gürültü olacak diye ama sizler de son gün bilgisi, haftanın son günü bilgisini verelim. Ne yapıyor burada? Biz düşeni kıramadık arkadaşlar. Hala düşeni kıramadık. Düşeni kırmamız lazım. 40.000'de 39.000'de tamam. Sağlam balinalar var. Burada sağlam bir alım yapıyorlar ama bir yaptılar, iki yaptılar.
Üçüncüye de yapabilecekler mi? Onu bilemiyoruz arkadaşlar. Geçen bir arkadaş sormuştu, hocam hangi indikatörleri kullanmıştı? Yani ben genellikle indikatör pek kullanmıyorum arkadaşlar. Destek direnç arasaya bakıyorum. Yani alım satım. Bir de hacime bakıyorum. Şimdi hacimi de şuraya eklersem, yani ekranda fazla yer kaplamasın diye sadece arasayı tutuyorum. Hadi olmadı sizin için. Bollinger Bandı'na da bakalım. Hadi. Şimdi Bollinger Bandı'nda ne yapıyor? Şu süper trendimizi de bir kapatalım arkadaşlar. Gizli yapalım. Yani bakın arkadaşlar, şu anda Bollinger Bandı'mızın altındayız. Yani buraları daha fazla yırtıp aşağı atmaması lazım. Yani buradan bir yükseliş gelmesi lazım. Yani şu, özellikle şöyle söyleyeyim. Bollinger Bandı geliyorsa şuradan şöyle bir şey yaparsa, buradan bir 44.500 denemesi yapmak zorundayız arkadaşlar. Ve süper trendimize bakalım neyi gösteriyor. Süper trendimizde şuradan Bollinger Bandı'nı gizleyelim. Peki hocam, şu orta şeyi kırarsak ne olur? Arkadaşlar, orta Bollinger Bandı'nı geçersek genellikle kendini yukarı atar. Yani bunun birçok örneği var. Bakın geçmişte bakalım. Şurada kırmamış, bakın. Üzerinde bir mum kapatması lazım. Pardon. Şuradan göstereyim. Bakın. Alt Bollinger Bandı'ndan gelmiş, çarpmış, yırtmış. Ondan sonra destek alıp yukarı atmış mı atmış. Ondan sonra kırınca tepeye vuruyor. Yukarı vuruyor. Bollinger Bandı'ndan böyledir arkadaşlar. Orta bandı aşağı doğru kırıyorsa aşağı doğru Bollinger Bandı'nın alt bandına doğru hareket ediyor. Eğer üstte doğru bir hareket varsa ve orta bandı kırmışsa üstte Bollinger Bandı'na doğru hareket ediyor. Bakın şurada alttan destek vurmuş, orta bandı kırmış, üste doğru hareket var. Yani bunun genellikle böyle, yani %80 böyle arkadaşlar. Yani bakın birçok örneği var. Üstten gelmiş, kırmış orta bandı, aşağı doğru banttan destek alıp tekrardan yukarı atmış. Yukarı attınca ne oluyor arkadaşlar? Orta bandı kırınca yükselişler geliyor. Bunu da gizleyelim bakalım, bir de süper trendimiz ne diyor? Hatta şöyle yapalım. Şunu bir gizleyelim. Süper trendimizi gösterelim. Şöyle ekranımızı büyütelim arkadaşlar. Arkadaşlar süper trendimiz 47.500'de sat vermiş. Evet. Yani çalışmış süper tren. İlk başta fake atmış. Burada belki yanlışlıkla girenler olmuş olabilir. Ama şu anda bir al vermemiş. Alı ne zaman verecek süper tren? Söyleyeyim arkadaşlar. Söyleyeyim. Bakın burada çizgisi var. 49.500. Fiyat daha aşağı düşerse bu süper trendimizde ne yapar? Şöyle bir şey yapar. Aşağı iner. Şurada al sinyali verir. Hadi bir de 4 saatliğe bakalım. Süper trendimiz 4 saatlikte ne diyor? 4 saatlikte de arkadaşlar yani 44.000 seviyesinde al veriyor. Ama ben size ne diyorum? 44.500 bir savaş alanı. Gördünüz şuradaki savaş alanımızı. Şöyle kalemimizi alalım. Gördünüz savaş alanımızı. Yani burada yani süper trend al verse bile arkadaşlar, hem bir dirençteyiz. Yani direncin altında al veriyor. Burada bir fake şey olabilir. Yani eğer çıkarsak yukarı doğru. O yüzden dikkat edin. Hocam dirençler nedir? Destekler nerededir? Yani az önceki bir önceki şekilde de söyleyeyim. Yani şu anda zaten yani şöyle bir öncekine dönelim arkadaşlar. Bir saniye. Şurada çizmiştim. Buradaki şeyim çok çok eski arkadaşlar. Yani uzun zamandır oraya bakmadığım için. Evet. Yani 39 bin ile 40 binde bir desteğimiz var. Desteğimiz var. Şu anda direnci şey ikinci desteğimizi kırmış mıyız? Yani 42 bin ile 41 bin arasındaki. Yani şu anda kırılmış gibi gözüküyor. Ama gün kapatmadan bir şey diyemeyiz. Bir de arkadaşlar ya bakın özellikle şöyle söyleyeyim. Evet, Çin'den maalesef kötü haber geliyor. Yani hep geliyor. İki defa da bizi terste bıraktı. Korkum şu arkadaşlar. Şimdi biz pazartesi günü itibariyle
Hangi ülkenin erken uyanmasıyla başlayacağız? Japonya, Çin. Doğru değil mi arkadaşlar? Çin ne yapacak? Tekrardan bir baskı yaratacak mı? Yani beni korkutan, pazartesi günkü korkutan bir tablo olacak mı? Yani şu pazartesi gibi bir tablo yaşayacak mıyız? Beni korkutan bu. Ben o yüzden dünkü videomda yeni girecek yatırımcılara söyledim ki arkadaşlar bakın 45 bin 46 bin bir aşılsın. Ondan sonra girin. Yani garantici olun. Şu anda iki ülkenin yani boğaların ve ayların bir savaşı var. Taraf olmaya gerek yok. Savaşsınlar. Hangi taraf mı kazanır? Hay hay gireriz. Boğalar mı kazanır? Tamam gireriz arkadaşlar. %5, %10. Biraz az kazanalım. Ama garantici olalım. Aa, dedik ki buradan ayılar mı geliyor? Hay 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 hay. Nakitte bekliyoruz. Nakitte bekliyoruz dedik. Doğru değil mi? Paramızın hepsiyle almadık dedik. Ben ne dedim dün? Çok cüzi miktarlarda 39, 40, 41 bantlarından bazı coinleri topladım. Yani oradan birazcık adı aldım. Birazcık farklı bir coinler aldım. O. Ama sepeti de yaptım. Sepet de ne dedim arkadaşlar? Dünkü sepette dediğim şey şuydu. Yazımda da belirttim. 48 bin kırıldığında bu sepeti geçerli olur arkadaşlar. 48 bin öncesi bu sepet geçersizdir. Geçersizdir. Neden geçersizdir? Piyasa belirsizdir arkadaşlar. 48 bin öncesi o sepet büyük kayıplara da yol açabilir, kazanımlara da yol açabilir. Ama garantici olacağız. Yani beni şu anda korkutan arkadaşlar maalesef Türkiye saatiyle geceye denk geliyor. Gece kaç gibisine denk geliyor ona bakmadım ama maalesef Çin bizden önce uyanacak. Bizden önce piyasalara bakacak. Yine bir satış mı yapacak? Yine bir oradan kötü bir haber mi patlatacak? Bilemiyoruz. Yani pazartesiyi bekliyorum hala. Yani nakitte bekliyorum. Nakitim var. O yüzden sizler de dikkatli olun. Şu özellikle şu önümüzdeki hafta arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bir dikkatli olun. Gelelim. Yani şurada bir arkadaşlar tamam eğer burada kapatıp şöyle bir yükselen tepe yaparsak bir nevi umutluyum. Neden umutluyum derseniz ya bakın göstereyim arkadaşlar. Ne yapmışız şurada? Bakın. Şöyle söyleyeyim bak. Alçalan dip. Alçalan dip. Kalemimizi de alayım da göstereyim şöyle daha rahat. Yeni arkadaşlar görsün. Bakın. Alçalan dip. Alçalan dip, alçalan dip, alçalan dip. Şurada yükselen dip yapıyoruz ama yükselen tepeler yapamıyoruz arkadaşlar. Sonra tekrardan bir alçalan dip, yükselen tepe, yüksek dip, yükselen tepe, yüksek dip. Yani çok ufak miktarda yükselen tepe, hafiften yine çok dip. Ama nerede alçalan tepe yapıyoruz? Bakın burada alçalan tepe yaptık. Daha doğrusu şurada yapıyoruz. Geliyoruz ondan sonra düşüyoruz. Yani önce bir şu bugünkü kapanış hiç olmazsa şu 42.500'ün üzerinde olması lazım arkadaşlar. Ondan sonra bir yükselen de tepe yaptığımızda hem yüksek dip hem yüksek tepe yaptığımızda inşallah birazcık olumluya döneriz. Yani Bitcoin ne diyeceklerim bu kadar. Yeni giren arkadaşlar ya da girecek olan arkadaşlara uyarım. Piyasalar biraz düzelsin arkadaşlar. Bir bekleyin. Acele etmeyin. Eğer piyasalar düzeliyor, 100 binlere gidecekse kusura bakmayın ya kaşık kaşık hepimize verecekler. 3'ün 5'in hesabını yapmayacaksınız zaten. Diyeceklerim bu kadar. Gelelim farklı bir coin'e arkadaşlar. Hangi coin'imize? Dent'imize gelelim. Dent ne yapıyor arkadaşlar? Dün ne dedim arkadaşlar? Şöyle büyüteyim. Bir saniye. Dün dedik ki arkadaşlara desteğimiz ne dedik? 37 bin. Doğru mu? Doğru. Şunu 4 saatte açayım arkadaşlar. Şöyle daha net olur. Yani dediğimiz noktalara gelmiş arkadaşlar.
Şurada da bir destek oluştu arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Dünlerin düşen trendi kırdığımızda yukarı doğru bir atılım gerçekleşecek dedik. Gerçekleşti ama istediğimiz kadar gerçekleşmedi. Maalesef. İstediğimiz kadar. Yani ben şuradaki direncin bu kadar sert olacağını düşünmüyorum. Daha doğrusu Bitcoin arkadaşlar. Yani piyasalar kendine hala yön bulamadığı için yeni yatırımcılar da hala çekindiği için maalesef orta banda kadar gelebilmiş. Yani 44'e kadar gelmiş. Ama dün ne demiştik? Şu düşüş trendimiz var arkadaşlar. Ta geçmişten gelen uzun bir düşüş trendimiz. Burayı kırarsak bir sert bir hareket bekliyoruz. Nereye kadar gelmiş? 44, yani 45'e kadar gelmiş. Bundan sonra hem bir vites yapmış. Bu düşüş trendini kırdım mı yoksa tekrardan içine giriyor muyum? Ama tam geldiği yerde bakın desteğimiz. Yani iki noktada bir yer. Eğer Bitcoin buradan evet arkadaşlar ben düzeldim. Ben yukarıya doğru gidiyorum derse yani tekrardan burayı deneyecek büyük bir olasılıkla şöyle biraz oyalanır kırar. Dediğimiz nokta 48-49 bandına doğru hareket eder der. RSI'de bakalım RSI'de yani evet bakın RSI'de da ne yapmış? Aslında RSI güzel gözüküyor. Bakın şöyle söyleyeyim yani Bitcoin bakın arkadaşlar güzel bir şey gördüm. Eğer Bitcoin kendini düzeltirse şunları bir sileyim arkadaşlar özür diliyorum. Tamam. Bitcoin kendini düzeltirse ne dedik? Bu coinleri de güzeltir, düzeltir. Bakın Türkçe kelime de kuramıyorum. Yurt dışı olduğum için arkadaşlar bazen zorlanıyoruz. Bitcoin'de ne dedik? Orada yükselen tepe ve yükselen diplere vurgu yapmıştık. Bakın. Dip, tepe. Yükselen dip, yükselen tepe. Çok az bir şey de olsa yükselen dip eğer Bitcoin kendini düzeltirse yani bir sonraki tepe nerede olur? Burada mı olur? Burada mı olur? Burada mı olur? Bilemem. Ama büyük bir olasılıkla şöyle gelir, vurur. Şuraya bir test yapar. Ondan sonra buraya da gider diye düşün. Belki şurada da oyalanabilir arkadaşlar. Yani diyeceklerim bu kadar. Arasay da bunu vurguluyor arkadaşlar. Bakın. Şurayı büyüteyim. Bir saniye. Bakın kalemimiz bu. Dip, yükselen dip, yükselen dip. Doğru değil mi? Pardon, şöyle söyleyeyim. Heh. Şurası dip, yükselen tepe. Yükselen dip, yükselen tepe, yükselen dip. Yani arasay da vurguluyor, uyumlu. Gayet bir pozitif hava var. Ama bu pozitif hava var diye dent kendini atacak değil arkadaşlar. İlk önce Bitcoin'in kendini atması lazım. Dentle diyeceklerimiz bu kadar. Rife gelelim. Rif maalesef direncinin altında bir gün kapatmış. Şunu da bir günlüğe döndürelim de arkadaşlar bir saniye. Evet. Ben ilk önce arkadaşlar günlük tabloda bakarım. Ondan sonra 4 saatliklerde de bakarım ama genel tablom günlüktür. Çünkü gün yani büyük tabloda bakarız. Yani saatlikle 4 saatte niye bakıyorsunuz hocam? Yani tam olarak nerede tepki verdiğini, tam olarak diplerin nerede oluştuğunu anlayabilmek için yani. O yüzden yoksa büyük tablo her zaman için bizim en iyi resmimizdir arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hadi bu şu direncimizi belki biraz daha aşağı indirebiliriz. Yani şuradan da indirmemiz gerekiyor da neyse. Yani böyle yaparsak şuradaki şeyi de denk almış oluruz ama yani evet. Ne dedik arkadaşlar? Rift'le düşen bir trendimiz var. Bu trendi kırmak zorundayız. Fake şeylere bakmayacağız. Eğer saatlikte 15 dakika bakmış olsaydık şurada atlamış olurduk. Burada kırılmış gözükürdü. Ama ne dedik? O yüzden günlükte bakıyoruz arkadaşlar. Günlükte bakıyoruz. O yüzden yani şu ilk önce Rift şu düşüş trendini kırmak zorunda arkadaşlar. Şu anda bir kırılım yok. Destekte tutulmuş durumda gibi gözüküyor. Arasay'da dün güzel bir tablo vardı. Maalesef o tabloyu bugün yani aşağı doğru tekrardan sarkıtmış. Şöyle bir şey yaparsak ne olur arkadaşlar? Bir saniye Arasay'da.
Yani şu şeyle düşüş bandımızda ara sıradaki düşüş trendimiz uyumlu. Bir terslik yok. Hocam peki bu trendler ne işe yarar? Bakın arkadaşlar, trendler ne işe yarar? Şimdi gelmiş, doğru değil mi arkadaşlar? Şöyle kalemimizi de alalım. Trendimizin dibine çarpmış mı? Nereye atmış kendini? Yukarı. Bakın burada da yukarı atıyor. Aşağı atıyor. Buradan ne yapıyoruz? Alımları yapıyoruz. Şuralarda satıyoruz. Hocam bekleseydik biraz daha kâr edebilirdik derdiniz. Ama aşağı trendden daha düşük fiyatlardan kâr edebiliyoruz arkadaşlar. Bakın gelmiş. Burada yani büyük bir olasılıkla satım yapılabilirdi. Yani diyeceklerim bunlar. Yani trendler önemlidir arkadaşlar. Özellikle bu trendleri bekleyen bir sürü kişiler var. Yani herkesin trendi farklı bir noktadan geçebilir. Bizim trendimiz bu noktadan geçiyor. Yani herkesin birebir destekleri, birebir dirençleri aynı olmayabilir arkadaşlar. Zaten yani bazıları diyor ki ya hocam bakın şurada altın atmış ya. Arkadaşlar nokta atışı hiç kimse tutturamaz. Zaten biz iğneleri baz almıyoruz. İğneleri baz almıyoruz. Bakalım Rift'te önümüzdeki günlerde ne olacak? Ne dedim ben? Pazartesi Çin'le beraber uyanacağız. Bakalım yine geçen haftaki gibi bir kara pazartesi mi yapacaklar yoksa biraz yeter mi diyecekler. Bekliyoruz. XS'i uzun zamandır bakmadım arkadaşlar. XS'de ta önceden beri çizdiğim tablo duruyor. XS'de 4 saatlikte bakıyorum. Ne deneyeceksin? Bu coin'in geçmişi yok arkadaşlar, o yüzden. Geçmiş olmayınca 4 saatte daha detaylı bakmak zorundayız. Neden? Nerede tepki aldın? Nerede destek bulduğunu günlükte göremiyoruz bazen. Bu yüzden de saatlikte 4 saatlikte bakıyoruz şimdi. Ne dedim ben dün? Yani en son baktığımda dedim ki şöyle bir düşüş trendi var. Düşüş trendini kırdığında dedim ilk alınacak kâr noktaları 22-23 bu bantlar alınmıştır umarım. Yani XS'çilere dedim ben. Ya hocam 1 dolar 1 TL. Ben onu bilmem arkadaşlar. Ha, ben söylemleri satın alırım. Bakın bu tür söylemler önemlidir. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bir coin 1 TL olacak ya da 1 dolar olacak denildiğinde ben inanmam. Ben yani inanmam ama bu söylemi satın alırım. Bazı arkadaşlar inanarak satın alıyor. Ondan sonra uyanamıyor işte arkadaşlar. Yani neden hocam siz o zaman alıyorsunuz derseniz bu söylemlerin arkasına takılan milyonlarca insan oluyor. Milyonlarca insan olunca maalesef kusura bakmayın da yani coin kendini atacak bir sürü yatırımcı var. O coin'in balinası bir pump yaptıracak, yukarı attıracak, kitleleri arkasından toplayacak. Ondan sonra herkes uyurken güm. Geçmiş olsun diyecek. Geçmiş olsun diyecek. Ha, ben ne yaptım? Aldım dedim. Yani 0.17 bantlarından almıştım. 38 bantlarından satmıştım. Yani 2,5 katı kâr ettik. Ana paramdan fazlasını çekip gerisini bırakmıştım. Ha, en sonki söylediğimde ne demiştim? İlk videoda dedim ki arkadaşlar buradan girin. Şuralarda bir kâr alın. Doğru değil mi? Buralarda bir kâr alın. En son dedim ki yani buralarda alınabilir. Sonra alttan toplarsın. Bakın buralar destek. Bir önceki videomda da dedim ki bakın buralar destek. Buradan alanlar bir kısım buradan satabilirler. Bir kısım burada. Yani yarı yarıya, yarı yarıya. Her desteklenirse yarı yarıya. Baktık kırdık mı? Hemen şuradan gireriz tekrardan. Destek dirençleri de budur arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlara söyleyeyim. Şimdi destek direnç nedir? Bakın arkadaşlar destek eğer şöyle söyleyeyim. Şu andaki desteğimiz bu. Eğer mumun altında ise destek, mumun üstünde ise direnç. Peki hocam şu anda eğer ilk ses alacak olsaydık ne yapardık? Arkadaşlar ortalar ne alım ne satım konumudur. Yönü belirleme konumudur. Ya yukarı ya aşağı. Diyeceğim bunlar. O yüzden şuralarda alırız. Buralarda satarız. Hocam ya yükselecekse ya %1 %2 daha yüksekten alırsın. Girersin. Yani garantici olarak biz gireriz. Yani her destek kırıldığında garantici olarak gireriz arkadaşlar. Ha, baktık coin buradan red yedi. Geliyor. Bizler neredeyiz? Bizler burada bekliyoruz. Gel. Gel 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 diyoruz. Gel diyoruz. Gel diyoruz. Alıyoruz. Bitti olay bu. XS'de durum bu. Hadi ikinci bir düşüş trendi çizebilir miyiz?
Son çizdiklerimi bir sileyim arkadaşlar. Hadi şöyle bir çizgimiz var diyemeyiz de oluşturalım. Yeni bir düşüş trendi oluşturalım. Yok, buradan. Evet, şöyle bir mantıklı olabilir. Yani belki buradan, yani şu düşüş trendimizi kırmak zorundayız. Ama öncelikle hedefimiz XS'de nedir arkadaşlar? 20.000 bandının üzerine atmak zorundayız. Yani orayı bir garantilemek zorundayız. Neyse, CZ'ye gelelim. CZ'den sonra da hadi RSI'ye de bakalım da RSI'da durumlar nedir? Onu bilemeyiz. RSI'ye bakalım. RSI'da son durum nedir? Yani RSI'da öyle bir olumsuzluk yok, yani düşüş trendinde. Yani orada da işte nedir? Düşen tepe, düşen dip, düşen tepe, düşen dip. Gelelim CZ'ye. CZ'de durum ne? CZ'de durum ne? Bakalım CZ ne yapmış? Bakın arkadaşlar, bu çizimler daha önce, yani sonradan oluşturduğumuz çizimler değil. Bakalım CZ. Şuradaki düşüş trendimizi kırmamış arkadaşlar. Kırmamış. Ama şimdi diyeceksiniz ki neden günlükte baktım mı? Gelin 4 saatte bakalım. Kırmış mı? Bakın kırmış. Üstünde de mum kapatmış. O yüzden günlükte bakarız. Günlükte bakalım ne diyor. Şimdi arkadaşlar günlükte şöyle bir ortalayalım. Yani destekteyiz. Bu desteğin kırılıp kırılmayacağı kime bağlı? Hemen göstereyim. BTC'mize. BTC'de kaçta? 41.400. Yani şu 42.500'de bir çok oyalandık arkadaşlar. Yani 42.500'de. Yani 44.500'ü beklerken bu sefer de 42.500'de bu kadar oyalanıyoruz. Aslında oraya da bir destek atacağız artık. Yani bu kadar oyalandığına göre orada bir şeyler var demektir. Neyse. CZ diyorduk. Yani CZ'de en son dediklerimin dışında bir durum yok arkadaşlar. Yani düşüş trendini kırmamışız. Kırmamız lazım. Ama asıl kıracağımız düşüş trendi nedir? Bakın şurası. Burası. Bu ta Nisan ayından gelen bir düşüş trendimiz. Yani CZ'nin her zaman, bakın bütün videolarımda söyledim. CZ'nin yükselişi şu düşüş trendinin kırılmasıyla beraber gerçekleşecek. Yani bu kırılmadığı sürece bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Şöyle bir şey var arkadaşlar, dikkatimi çekti. Daha önceki videomda da herhalde söyledim. Yani şu düşüş trendimizde ara sayıda kırmış gözüküyoruz. Yani bu şunu demek istiyor. Şöyle söyleyeyim. Yani BTC kendini olumlu yönde yukarı doğru atarsa, yani CZ hızlı bir şekilde hareket edeceğini söylüyor. Zaten 20'ye kadar vurmuş. 20'den kendini yukarı atmış. Daha nereye vuracak? Daha nereye vuracak? Son ne dedik? Ada. Adaya şuradan bir bakalım. Ondan sonra bitiriyoruz videoyu arkadaşlar. Şunları bir sileyim arkadaşlar. Ben çok resim çizmeyi seven bir insanım. Ya kalemi çok kullanıyorum çünkü yeni gelen arkadaşlar fazla detay bilmediği için, onlara daha detaylı anlatabilmek için. Bakın da düşen trendi kırmış. Yükselen tepeler yapmış. Yükselen dipler de yapıyor. Bakın yani tablosu güzel. Özellikle da son 2-3 gündür anlaşmaları patlatıyor. O yüzden diyorum arkadaşlar, analiz yapan kişiler, özellikle yeni gelenlere haber taratmayı da öğretirse severiz arkadaşlar. Daha iyi olur. Yani gündemden habersiz hareket edemeyiz. Yükselen tepe. Yani şurada bir bocalamış. Bakın arkadaşlar. Dip
Tepe doğru değil mi? Yani pardon şöyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Tepe dip. Yükselen dip. Yükselen tepe. Yükselen dip. Yükselen tepe. Burada başa baş. Ondan sonra yükselen tepe vermiş. Yani burayı onaylamış. Ama maalesef ondan sonra Bitcoin'in kendini aşağı salmasıyla beraber şurada bir yükselen bir bant oluşturmuş mu? Yani olabilir. Aslında şöyle bir şeyimiz de var. Bakın, şimdi fark ettim arkadaşlar. Şundan rengini de bir değiştireyim de arkadaşlar daha net görelim. Hangi renk yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Hatta kalınlaştıralım ki diğerlerinden daha iyi görün. Şimdi arkadaşlar şurada bir yükselen bir bandımız oluşmuş. Tabii bu bandın aşağı sarkması da yine arkadaşlar yani bu banda da pek güvenmiyorum. İşin gerçeğini söyleyeyim arkadaşlar. Yani şu anda durumlar karışık olduğu için yani Bitcoin'den hepimiz haber bekliyoruz. Yani özellikle şu Çinlerin pazartesi günü ne yapacağı. Ya bizi yine böyle kıpkırmızı bir tabloyla uyandıracaklar mı? Bu önemli. Ama yani diyeceklerim bu. Ha, ada ne yapmış? Daha dedim arkadaşlar. Yani ada bakın şu düşüş trendinin kırdığında kendini yukarı doğru atacak. 60 mı? 60 arkadaşlar bakın. Kırmış, retestini yapmış. 60. Şimdiki adadaki hedef ne? Ada ilk önce yine 2.3 bandını kırmak zorunda arkadaşlar. Sonra 2.5. 2.5 kırıldıktan sonra 2.7. Yani 2.9'dan sonra bakın özellikle şu band benim için çok önemli. Bizler için çok önemli. 2.900. Bu banttan sonra adadan sert hareketler beklenebilir. Yani ara sayı da olumlu yani. Güzel. Şurada zaten kırılım yaptığını gösteriyor yani. Bir uyumsuzluk yok. Hiçbir uyumsuzluk yok şu anda adada arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Hiçbir uyumsuzluk yok. Ama nedir? Şurayı kırmak, yukarıya doğru kırmak zorundayız. Tabii bu da neyle alakalı? Bitcoin arkadaşlar. Piyasa ya özellikle hafta sonu olduğu için önümüzü de göremiyoruz. Özellikle bakın bu hafta sonunun kapanışı en kötü ihtimalini söyleyeyim. Bakın en kötü ihtimalini söyleyeyim. 42.500'ün üzerinde olmak zorunda. En kötü ihtimalle bu hafta BTC 42.500'ün üzerinde olmak zorunda. Ne demiştik şuradan da şöyle göstereyim de arkadaşlar. Bir saniye. Günlüğü açalım. Bakın arkadaşlar burada benim sepetim var dedim. Hani başlı başına güvendiğim coinler var dedim. Sepetimi de bunlara ekleme yaparak oluşturacağımı söyledim. Dünkü videomda da dedim ki bakın tekrardan söylüyorum. 48 bin veya 52 bin bakın en garantici 52 bin. 52 bindir. Üzeri olmak zorunda. Yani 48 bin üzeri sepet diyeyim de şurada. Yani hocam niye öyle uğraşıyorsunuz? Word'den yazsaydınız. Bakın arkadaşlar benim sepetim bu. Ama şu anda bu sepet aktif değil. Ne dedim dünkü videomda? Benim yatıracağım coinler bunlar. Ama dedim bakın 48 bin üstü. 48 bin üstü. 48 bin üstü yavaş yavaş toplarım. 52'de de artık garanticiyimdir. Yani yüklü almaya başlarım. Yani o yüzden şu anda ne alınacak ne satılacak pardon ne alınacak konumda. İşin gerçeği söyleyeyim. Satılıp satılmayacağı konusu sizlere kalmış arkadaşlar. Ben karışmam. Alın ya da satın demem. Ama özellikle yeni yatırımcılara sesleniyorum. Bitcoin. Nerede bizim BTC? Bitcoin arkadaşlar şu anda tehlikeli bir sularda. Özellikle pazartesi günü Çin tarafından açılmasıyla beraber. O yüzden biraz tedirgin bakıyorum arkadaşlar. Yani hocam daha önce olumluydunuz. Evet olumluydum. Ya olumlu oldum diye
Yani ömür boyu olumlu olacak değil. Ha derseniz ki uzun vade, ya uzun vadeli. Tabii sizlerin uzun vadesiyle bizim uzun vademiz değişiyor arkadaşlar. Sizlerin uzun vadesi en fazla 2 ay. Bizlerin uzun vadesi uzuncuyuzdur yani bellidir. Bitcoin'in uzun vadede geldiği nokta bellidir arkadaşlar. Yani tabii buradan daha az yani 1 dolarlardan gelme bir Bitcoin var. Yani bu düşüşler ne ki? Daha büyük düşüşler var. Neyse şimdi onu geçelim. Videoyu da kapatalım yavaş yavaş arkadaşlar. Diyeceklerim bunlar. Yeni yatırımcılar lütfen dikkatli olun. Coin'de yatırımları olanlar lütfen stop loss'unuzu koyun. Stop loss nedir derseniz YouTube'a yazın çıkar arkadaşlar yani. YouTube'a yazın çıkar. Çok basittir. Kullanın. Bu sizi daha büyük zararlardan korur. Daha büyük zararlardan korur. Kendinize bir fiyat belirleyin. O fiyatta geldim ben çıkacağım kardeşim deyin. O fiyatı girin. Diyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.